Evet, söylediğim şey gıda işi için de geçerli. Aynı sıkıntılar orada da var. Ama aşılamayacak şeyler değil. Allah'tan bankalarda sorun yok bu aralar. Belki kurların biraz olumsuz etkisi olabilir. Fakat yine de bu çok iyi bir bilanço baba. Yine de kredi ağırlığına dikkat etmek lazım derim ben. Peki hissedarlar? Onlarla aran nasıl? İyiler. Henüz büyük sevkiyatlara girmediğimiz halde herkes memnun hayatından. Sanırım kurul rahat geçecek. Şimdi kahvemi içebilirim işte. Hemen söylerim. Müsaade ederseniz Hamdi Bey çıksın. Hay hay, tabii. Teşekkür ederim Hamdi Bey. Sağ olun efendim. Hoşça kalın Ferit Bey. Bize kahve söyleyin lütfen. Kemal oğlum. Bugün bir kere daha gurur duydum seninle. Ne dersin? Artık buralara uğramanın bir anlamı kalmadı galiba. Hiç olur mu baba? Sizin eliniz sırtımızdan çekilirse afallarız biz. Aklınızdan bile geçirmeyin. O nasıl? Geliyor mu hiç? Çetin mi? İyi, iyi galiba. Geliyor mu? Evet, yani... Çalışmaya değil ama, değil mi? Sadece para almaya, zıkkımlanmaya, tokatlamaya değil mi? Tam olarak... Neyse baba, gençlikte böyle şeyler... Şunu müdafaa etme Kemal. Sen genç olmadın mı hiç? Hepimiz olmadık mı? Oğlum... Gençlikle azgınlık arasında dağlar kadar fark var. İkisi aynı şey değil. Bu çocuğun sonunu iyi görmüyorum hiç. Alın terimi heba etmesinden geçtim. Artık en küçük hürmeti bile esirgiyor bende. Eminim sana da aynı davranıyor. Düzelir baba, merak etmeyin. Belki kafası karışık biraz. Ne bileyim, çevresi belki. Çevre dediğin bir alay kanemici yaratıktan ibaret. Keşke düzelse. Adam olsa biraz. Yıkayın lan şunu. Çıkacağım birazdan. Peki Çetin Bey. Bela geldi mi? Ne dünya be? Çetin Bey. Ben artık yavaş yavaş. Ne be, beni de mi sıraya sokacaksın? Hadi oradan. Senin şu kıza da. Sonra geleyim en iyisi. Gelsene ya. Gel işte gel. Otursana Çetin. Ne içersin? İçmiş o zaten. Baksana. Hem de küp gibi. Otur baba. Niye böylesin ha? Neden öz babanı görünce şeytan görmüş gibi oluyorsun? Baba lütfen. Hayır. Anlayalım bakalım. Anlayalım artık. Niye acaba? Ne halin varsa gör be. Yeter çektirdin artık. Seni görmeyi ben istemedim. Ne halt etmeye geldin öyleyse ha? Ne demeye gelip parasızdırmaya uğraşıyorsun benden? Al paranı başına çal be. Çetin hayır böyle yapma. Oturun hadi. Kesme sen de. Senin gazınla üstüme geliyor zaten. Ne diyorsun Çetin, ne gazı? Salağa yatma. Şirketin üstüne oturdum. Bütün paraya sen kondun. Bunu nasıl yaptığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Deli misin sen oğlum? Niye böyle bir şey yapayım ki? Kendi eşekliğini saklamak için tabii.
Kulak asma ona. Kumpasa bak be. Abimiz rahat etsin, eli yağdan baldan çıkmasın diye düştüğümüz hallere bak. Abinin suçu yok. Aptallaşma. Ve defol buradan. Çabuk. Bir daha da gelme. Senin o bunak suratına meraklı değilim. Seninle ayrıca hesaplaşacağız Kemal Bey. Unutma bunu. Hiçbir şeyi yanına bırakmayacağım. Hiçbir şeyi. Çetin delirme, otur şuraya. Çetin. Allah sonumuzu hayır etsin. Aa Kemal, hayırdır erken geldin? Öyle oldu, geldim işte. Hayırdır canım, neyin var? Çok mu yoğundu? Hayır. İnsanın benimki gibi bir kardeşi olunca işin yoğunluğu vız geliyor biliyorsun. Hay Allah, yine mi? Evet, bu daha fena oldu. Babam vardı şirkette. Karşılaştılar mecburen. Yine kavga gürültü. Ama Çetin benden nefret ediyor Filiz. Bugün anladım bunu. Ama neden nefret etsin ki? Ne sebep var bunun için? Beni haklarını gasp etmekle, babamı kandırmakla suçluyor. Oysa birazcık çabalasaydı, birazcık iyi niyetli olsaydı babamın en sevgilisi oydu. Babanın tutumunu sana bağlıyor. Evet. Benim onu üstüne saldığımı düşünüyor. Oysa ben olmasam belki kanlı bıçaklı olacaklardı. Reddedecekti babam onu. Hay Allah, neyse. Asabı bozuktur belki de. Düzelir inşallah. Kahve yapayım mı? Baba geldin mi? Ay geldim ya. Ne yapıyoruz? Var mı yeni oyun ha? Akşam yemeğine babamı da çağırsana Filiz. Şu meseleyi bir daha konuşalım. Belki halledebiliriz. Canım benim. Canını okuyacağım Kemal. Canını okuyacağım. Trilyonları götürüp de beni böyle çırak çıkartamayacaksın. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Alo. Rıza. Benim Çetin. Bak sana bir işim düştü. Tamam Rıza, geyiği bırak da dinle. Şu senin iş becerir adamlar vardı ya. Evet. Temizlik. Ciddiyim tabii. Parası mı? Sen adamla buluştur beni. Gerisine karışma. Tamam. Yarın 4 gibi gelsin. Aynı yere takılıyor. Tamam. Ben yaşlıyım ama bu kadar zor sorma. Bilemedin. Baba, şu meseleyi konuşsak artık diyorum. Hangi meseleyi? Çetin baba, iş tatsız bir hal aldı. Bu çocuğun bir şekilde... Ne yapmamı istiyorsun Kemal? Hiç çalışmadı. Hiç sorumluluk taşımadı. Rahat dursa iyi ama onu da yapmadı. Karıştırdığı haltları düşünsene. Sahte senet bilir miydik biz ha? Ödenmemiş borçlar, alem faturaları, şirket malını satıp savmalar. Onu bırak, bunun yüzünden kaç tane sekreter çıkardın işten, düşünsene. Baba yine de... Hayır Kemal, o bu şer denizinden çıkana kadar bekle. Ama dua ederim bir delilik yapmasın. Tek korkum bu. İnşallah baba, inşallah. Thank you.
Çetin sen misin? Evet. Rıza gönderdi değil mi? Bize içecek bir şeyler. Yarısını peşin alırım. Yarısında iş biter bitmez. Çamura yatarsan, herhangi bir şekilde ötersen, içeri girmeden önce seni toprağa gömerim. Eğer kafan net değilse hemen karar ver. Yoksa parayı görelim. Ya aslında ben pek de vakit, nasıl desem. İçki kalsın. Hayır dur. Kararım. Otur hadi. Bitsin şu iş. Para. İşte burada. Bu da o. Arkasında adres var. Adam kim? Adam mı? Evet. Abim. Hep aynı be. Hep aynı. Alo, Çetin? Çetin bak. Neden konuşamayalım ki Çetin? Çetin kapatma. Dur, Çetin. Affedersiniz. Şu adresi biliyor musunuz acaba? Nasıl? Bilmiyorum baba. Apar topar aldılar ameliyata. Ama... Sakin ol kızım. Sakin ol. İnşallah... Çok kan vardı baba. Göğsü kıpkızıl kandı. Sabırlı ol kızım. Sabırlı ol. Dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Alo. İş tamam. Kalan parayı yarın hazır et. Tamam mı dedim? Yani bitti mi? Alo. Ameliyat bitti. Ama... Ama? Çok zor oldu. Bundan sonrası için söylenemeyecek çok fazla bir şey yok. Dua edelim. Hala yoğun bakımda ve şansı yani geçmiş olsun. (Gülüyor)
Hoş geldiniz Çetin Bey. Geçmiş olsun. Ha, evet. Geçmiş olsun ya. Hamdi. Buyurun. Biraz para alacağım. Acil bir durum var da. Size ödeme yapamam Çetin Bey. Ne demek ödeme yapamam? Ferit Bey'in kesin talimatı var ve... Deli misin sen be? Kimsin lan sen? Atarım seni buradan. Ama Çetin Bey... Çabuk ol dedim, çabuk. Yoksa canını okurum seni. Asıl ben seni atıyorum be. Çık dışarı. Ne? Öz kardeşin ölümle pençeleşiyor. Sen onun yanında olacağına burada benden para tırtıklamaya çalışıyorsun. Çık dışarı, çık. Çıkalım biraz, hadi. İn aşağıya. Parayı bulamadın öyle mi? Bak, açıklayayım. Bizim peder... Yani talimat vermiş. Önce öz kardeşini öldürtüp sonra da çamura mı yatıyorsun sen şimdi? He? Doğru mu anladım ben? Ya hayır, çamur değil. Bak ben... Bana bak, bu işi şaka mı sandın lan sen? Oluyoruz hemen. Bayram sabahı babam bekletmek olmaz. Tamam. Mahallenin çocuklarıdır herhalde. Ben bozukluk hazırlamıştım. Eğer bu yara sarılamayacak kadar derin dersen... ...onu alıp götürürüm. Yaparım bunu. Ama sen de babasın. Karar senin artık. Ayağa kalkmayı. Ayağa kalkmayı sadece. Ama sadece elini öpmek. Tutup elini öpmek için isterdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.